Sandalyelerimizi biraz öne çekersen gelenleri almıyor. Benim iman dolu gözüm gibi Serhat'lığım var. Bulursun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İstiklal Marşı'mızı okumak üzere. Bizleri mümin ve Müslüman olarak yaratan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü, bizlerin Efendimiz, Önderimiz, Liderimiz, Fahri Kainat Efendimiz, iki cihan güneşimiz, ümmet olmakla şeref duyduğumuz, yarın Ruz-i Mahşer'de huzur-u divanda, Liva-ül Hak sancağı adı altında halkasına dahil olmayı ümit ettiğimiz, umut ettiğimiz Pirimiz, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. Rabbim kendi rızasından, mübarek Kur'an-ı Mubin'in mesajından, sünnetullah'tan ve sünnet-i seniyyeden bizleri ve ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah Rabbim hayırlara tevdi eder ve bir nebze olsun şuurumuzun, bilincimizin açılmasına, bize yıllardan beri yanlış anlatılan ve debelenip durduğumuz bazı muhteviyatların içerisinden sağ selim çıkmamıza vesile olur inşallah. Evvela Rizeli değilim, Ofluyum. Of Trabzon'a bağlı. Yani fiziki olarak Trabzon'a bağlı ama manen direkt Allah'a bağlı bir memleket. Elhamdülillah Ofluyum. Allah'ı zikrederek memleketimizi bu şekilde tarif ediyoruz. Timurtaş Hoca rahmetli, onunla denk tutulmak çok aşırı bir benzetme. Biz onun çıtasına kadar çıkamayız. Onun gibi cesaret gösteremeyiz. Bizim cesaretimiz cahilliğimizden vesselam. Toplum olarak hepimizin cesareti cahilliğinden vesselam. Alimliğimizden değil. Alimliğimizden cesaretimiz olsaydı böyle zelil durumlarda olmazdı. Gece kutlamalarına millet katılmasın, eğlenceleri pas gece dinmek için zamanın var dediler. İstediğin kadar kürsüyü istila edebilirsin, işgal edebilirsin dediler. Biz de Adem Aleyhisselam'a kadar gidelim dedik. Bismillah, oradan başlıyoruz.
Kıymetli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ile Kabil'in hikayelerini bilirsiniz. Habil ile Kabil bir şeyi temsil ediyor. Biri bugüne kadar mücadelesi devam eden hakkın tarafını temsil, birisi yine bugüne kadar devam eden ve bugünden sonra da her ikisinin devam edecek olduğu batılı temsil ediyor. Habil, Cenab-ı Hakk'a biraz daha hassas, saygılı, emir ve kurallarını yerine getirmeye çalışan bir kul. Kabil diye sadece kıskançlık ve haset duygularına mağlup düşüp, istese de istemese de bila bilerek veya bilmeyerek batılın tarafında temsilci olmuş. Yani Habil'i, kardeşini öldürmüş. Neden? Sebep ne? Sadece Habil'in yapmış olduğu iyi amelleri Rabbim kabul etti katında, benim amellerimi kabul etmedi endişesi ve korkusuyla kıskançlığa kurban etti Habil'i. Hak ile batılın mücadelesinin temeli, çıkış noktası bu. Çok aslında o kadar böyle önemsenecek bir mevzu değil. Katletme boyutuna gelinceye kadar. Bir kıskançlık meselesinden çıkmış ama katliamla son bulmuş ve bu hal tarihten bu yana hak batıl mücadelesi olarak bize kadar gelmiştir arkadaşlar. Bugün biz neyi yaşıyorsak iyilik adına yaşadıklarımızın hepsi hakkın tarafında olanlar, kötülük adına yaşadıklarımız ve başımıza gelenler de batılın tarafında bize dayatılanlar veya biz onların entrikalarına kuklu olmuş, aralarına girmişiz. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi o dönemden hızlı bir şekilde çıkıyorum. Sizi fazla boğmadan daha böyle inşallah günümüze getirmeye çalışacağım. İnşallah neşeleneceğiz biraz. Güleceğiz yeri gelecek, ağlanacak halimize. Ama şu temel esasları koymamız lazım. Peygamberler hepsi gelmiş Allah tarafından nebiler, rasuller, elçiler. Bunların tek gayesi hak ile batılı insanlara anlatmak. Yani doğru ile yanlışı ayırt etmek. Net bir çizgi ortaya koymak. Hayatlarını bu uğurda heder etmişler. Hayatlarını bu amaç üzerine dizayn etmişler. Yeri gelmiş çoluğundan çocuğundan olmuşlar. Çoluğuna çocuğuna kavuşamamışlar. Reddetmek, uzaklaşmak zorunda kalmışlar. Bu konuda Allah'tan ikaz yemişler. Yani evladımdır, canımdır, ciğerimdir dahi diyememişler. Çünkü batılın tarafındaysa, hakkın karşısındaysa kim olursa olsun, son mesaj Kur'an-ı Kerim'de de bellidir. Biz canımız, ciğerimiz de olsa hakkın yanında olmadığı sürece yanında olamayız. Düsturunu hayatlarına düstur edilmişler, rehber edilmişler ve en son Peygamberimiz Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar bu mücadele böyle devam etmiş. Hakla batılın mücadelesi. Cenab-ı Hak zaman zaman kitapları göndermek suretiyle insanları, yaratmış olduğu insanları kendisine davet etmiştir. O davet ne zaman ki insanlar tarafından kabul görmemiş, bozulmuş, insan eliyle tahrif edilmiş, tahrife uğramış, yani günümüz diliyle söyleyip virüs bulaşmış, o zaman Cenab-ı Hak yine günümüz ibaresine söyleyip yeni bir yazılımı gönderiyor. Yani aynı programı update ediyor aslında. Yahudilere gönderilen din tamamen ortadan kaldırılıp da üstüne Hristiyanlık gönderilmemiştir. Hristiyanlık dini tamamen ortadan sil baştan kaldırılıp da üstüne yeni bir Kur'an-ı Kerim gelmemiştir. Bu gelen Hazreti Adem peygamberdi. Hazreti Adem'den beri gelen bütün peygamberlerin getirmiş olduğu mesajların tamamına biz İslam diyoruz. Allah'ın mesajları diyoruz. Sadece peygamberler dönemlerinde bunlar revizyondan geçmiş, düzeltilmiş, yanlış olanlar kaldırılmış, aslı orijinal haline getirilmek üzere bir sonraki dinde bir üst yazılımla güncellenmiştir. Yani en kolay gençliğin de anlayacağı değil. Dolayısıyla bizim orijinal haliyle gelen, Cenab-ı Hak'tan gelen bu ara ara dinler ve kitaplar,
kitapların hiçbir tanesi gelmiş olduğu haliyle bize yabancı değildir. Bizim Kur'an neredeyse o da aynı yerde olan kitaplarımızdır. Bugünküleri kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Geldiği haliyle İncil, geldiği haliyle Tevrat, bizim Kur'an'dan zerre kadar farkı olmayan imanımıza hitap ediyordu ve onlara iman ettik. İmanın şartının içerisinde kitaplara iman etmek diye bu geçiyor. Yani Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitaplara iman. Peki bu kitaplar neden kalktı? Bu kitaplar neden bozuldu? Burası bizi ilgilendiriyor. İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği mesaja sıcak bakmadılar. Neden? Yaptırım uyguluyordu. Allah-u Teala bir şeyler istiyordu bizden. Reel, yani canlı şeyler istiyordu. Afaki, ufuki, oturduğun yerden, yattığın yerden bir takım şeyler istemiyordu. Somut adımlar atarak bir şeyler yapmamızı Cenab-ı Hak istiyordu. İnsanlar bu şekilde bir din yaşamak zor geliyor. Kendileri bir takım beklentiler, bir takım çıkarımlar yapmak suretiyle kitapları tahrif etmiş, toplumun istediği şekle büründürmüştür. Toplumun hoşuna giden şekle büründürmüştür. Toplumun hoşuna gittikten sonra o kitaplar tutulmuş. Yani tahrif olduktan sonra vatandaşlar, insanlar tarafından kabul görmüş. Ha bak, bu tam bana göre. Ağzıma göre bir din. Ağzıma layık bir din. Oh, ekmek elden, su gölden, durduğun yerden cennete gideceksin. Sen otobüs durağında bekliyorsun, cennet arabası geliyor, biliyorsun kapısına gidiyorsun. Böyle işler basitleşti, işler trajik komik hale geldi. Bu diğer dinlerde de var. Ve ne yazık ki en son ve en mükemmel dinin mensubu biz Müslümanların kapısına kadar bu tehlike geldi ve dayandı. Şu anda kapıyı zorluyor. Kapıdan içeri sızanlar var. İçeriği bulandırmak isteyenler var. Dini dejenerasyona uğratmak isteyenler var. Reform adı altında. Bir takım terimler şimdi sizlere açıklayacağım. O terimlerin üzerinde o kapılar nasıl zorlanıyor, içeri nasıl girilmek isteniyor ve İslam dini de bir önceki kardeş dinlerinin başına gelecek olan akıbete doğru nasıl sürükleniyor beraber göreceğiz. Bunlar ciddi meseleler, bunlar basite indirgenecek meseleler değil. Burada inanın ciddi manada neslimiz tehlike altındadır. Çoluğumuz, çocuğumuz tehlike altındadır. Hak batıl mücadelesi hiçbir zaman yılmamış. Ne hak batıldan korkmuş, yılmış, ne de batıl haktan korkmuş ve yılmıştır. Zaman zaman birbirine galebe çalmış, birbirine üstünlük taslamış ama bu mücadele bugüne kadar devam etmiştir. İsim değişmiştir, isimler değişmiştir ama mücadele bu nedenden hak batıl mücadelesi olarak devam ede gelmiştir. Şimdi bunları anlatırken Kur'an referanslı, iman referanslı bir şeyler anlatacağız. Fakat korkuyorum. Neden? Maalesef bugün imanın şartı dediğimiz o 6 tane olan o şartı, bizim imanın esaslarını bizim yeniden bu insanlara anlatmamız lazım ki dediklerimiz anlaşılsın. Yani imanın şartlarını yeniden içselleştirmemiz lazım ki anlatılanlar anlaşılsın. Hocam ne biçim iş bu ya? İmanın şartını bilmiyorum. Bilmek başka. Ben bilmenizden bahsetmiyorum. Bilmek değil, içselleştirmek, imanın şartlarını kabul etmek. Kabul ediyoruz hocam. Ediyor muyuz acaba? Bakalım mı isterseniz? İmanın şartlarını ne kadar kabul etmişiz? İmanın şartlarına göre ne kadar düzgün yaşamışız? Ve burada bir gedik bulduysa batıl, oradan bize nasıl nüfuz etmiş, bir bakalım isterseniz. Allah'a iman etmek. Hocam hepimiz Allah'a iman ediyoruz. Ediyor muyuzu maalesef vicdanlarınızı sızlata sızlata soracağım size. Ediyor muyuz Allah'a iman? Allah'a iman var mı bizde? Allah'a iman var mı bizde arkadaşlar? Elhamdülillah. O ne demekten aciz. Var elhamdülillah. Müslümanım demekten bile aciz. Nasıl bir uyuşturdular bize? Nasıl böyle? Var var. Var Allah'a var. Var. Aynı o var var gibi Allah'a imanımız var olduğu için böyleyiz. Allah'a iman eden bir insan. Ne demektir bu? Allah beni yarattı. Allah beni görüyor. Allah beni gözetiyor. Her an her yerde.
Bu bilinç, bu şuur içerisinde olan bir insanın yamuk yapması mümkün müdür kardeşler? Canını, malını, namusunu, hırsını, her şeyi teslim et, bırak git. Bu adamdan zarar gelir mi? Kendilemesi lazım. Öyle değil mi? Kendilemesi lazım. Allah'a iman eden bir insana sonsuz bir güven olması gerekir. Güven, sırtını daya, çek git. Böyle olması lazım. Ama bugün Allah'a iman ettim diyenlerin hangisine sırtınızı dayayabiliyorsunuz? Hangisine güvenebiliyorsunuz? Meleklerine iman etmek. Allah'ın meleklerine iman etmek. Allah'ın melekleri insanların yanında onu koruyup gözetleyen ayette geçtiği gibi. Ve bizimle beraber dünyayı paylaşan, gördüğümüz göremediğimiz varlıklarla, cinlerle, bunların Cenab-ı Hakk'ın yarattığına ve her hal ve hareketlerimize şahit olduklarına, onların bizimle beraber olduğuna, buna iman ettiğin zaman, ederse şayet, bizim kapalı kapılar ardında aleyhinkilli işler çevirmememiz lazım. Hele de kardeşimizin hakkında, aleyhinde. Hele de din kardeşimizin ayağını kaydırmak için, din kardeşimizi egarte etmek, onun üzerine basmak, bakan belki çıkar, para, pul, işleri için bunları yapma cesaretini gösteriyorsak, bize hayatımıza meleklerin şahit olduğunu, günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan meleklerin her daim bizimle beraber olduğuna doğru dürüst bir iman etmemişiz. Yani tam manasıyla iman etmemişiz. Laf ise iman başkadır, gönüle indirilip de iman etmek başkadır. Kitaplarına iman, Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitaplara ve mesajlara iman et. Lafzen var bunlar bizde. Yanlış anlamayın. Ben size dinsizsiniz, imansızsınız demiyorum. Ben de aranızdayım, hep beraber söylüyorum, kendime söylüyorum. Biz Allah'ın kitaplarına iman ettik. Yok ya, hangisine iman ettin? Hangi ayet hayatına tezahür etmiş? Hangi ayet hayatımıza nüzul etmiş? Bunu sorguladık mı? Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği onca mesajı alıp baktık mı, inceledik mi? Bize gelmiş olan mesajları hayatımıza tatbik etmek için bir gayret sarf ettik mi? Veya ne gayret sarf ettik? Nasıl bir gayretin içerisinde olduk ve sonuç elde ne ettik? Bize ne yaptırım uyguladı? Hangi yanlışlar bizi çevirdi? Ne tarafa doğru bizi götürdü? Bunları sorgulamamız lazım. Bu manada bizim Kur'an'a ve diğer kitaplarına Allah'ın iman etmemiz lazım. İman böyle olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dediği gibi, ya eyyühellezine amenu, dikkat buyurun. Ey iman edenler, aminu billahi, Allah'a iman edin. Çok ağır bir söz, biliyor musunuz? Çok ağır bir söz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aminu billahi, Allah'a iman edin. Ya iman edenler Allah'a niçin iman edecek? Zaten iman etmiş. İman eden insanlara Allah-u Teala diyor ki Allah'a iman edin. Ben bunu nasıl anlıyorum biliyor musunuz? Günümüze çevireyim, sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Ey iman edenler, adam gibi iman edin. Yani bizim anlayacağımız tam birebir karşılığı bu. Ey iman ettim diyenler, Allah'a iman edin. Yani imanınıza sahip olun. İmanınızı imanların gereği şekilde yerine getirin. İşte bu şekilde bir kitaba iman olursa hak ile batıl mücadelesi çok zevkli geçer, zevkli Müslümanlar. Hocam özür dilerim. Özür dilerim. Şu çocukları lütfen yanımıza alalım. Aileler. Bakın çocukları size ricamız, lütfen çocuklarımızı yanımıza alalım. Sıkıcı bölümler geçiyor. Az daha sabredin. Yani sohbetin temellerini inşa etmem lazım. Biraz daha sabır. Bu terimlerle beraber temelini inşa edeceğiz. Ondan sonra inşallah sohbetimizin ana temasına girmiş olacağız. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman demek bir hesap verme sorumluluğudur Müslümanlar. Yarın ben yaptıklarımın hesabını vereceğim sorumluluğudur bu. Ahirete iman. Yani dünya bitecek. Dünya sonlu bir dünya. Dünyadan gözlerimizi kapatıp ahirete gideceğiz. Ya şimdi sıkıntı şu. Bugün Müslüman olan nesile dahi ahiret imanını anlatamıyorsun. Ahirete imanda şüpheleri var kafasında.
sebeplerini söyleyeceğiz. Ahirete iman noktasında Müslümanın kafasında, Müslüman delikanlının kafasında şüpheler var. Neden? Ateistler etrafını çevirmiş gençler. Ateistler kafasına bir çizik atmış, bizim Müslüman, elhamdülillah Müslüman ama diyor, bir başlıyor, yıkıyor, dağıtıyor, deviriyor bütün imanı. Ama hocam ya böyle diyor başlıyor. Ahirete iman. Belli bir vakte kadar, Allah'ın takdir etmiş olduğu bir vakte kadar gelip hayatımızı idame edip baki olan ahiret alemine gideceğiz. Bunun kodlarını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize defaatle söyledi. Oradan diyelim bir şey anlamadık. Bakın Cenab-ı Hak yapacak olduğu ahiret yaşantısının bir örneğini dünyada aslında bizim hepimizin üzerinde nüfuz ettirerek, yaşatarak bizatihi gösteriyor. Anlarsak, idrak edersek dünyada ahiret hayatının nasıl olduğunu bize yaşattı aslında. İman etmemek mümkün değil. Örnek vereyim size. Bir anne karnında iki tane çocuk düşünün. Hepimiz anne karnından geldik. Ve orada 9 ay kaldık. 9 ay. 9 ay kapkaranlık bir sürün içerisinde bir kordon bağından, göbeğimizden bağlı olan bir kordon bağından ağzımızda gıda alır gibi beslenerek bugün samimi söylüyorum size, kendi öz annenizin kordon bağının içerisinden çıkan o şeyi verse ama hanginiz ya? Kendi annenizin dahi olsa kordon bağının içerisinden o çocuğu yedirdi, o gıda çıkarsak versek hanginiz ya? Hiçbirimiz. Ama Cenab-ı Hak o bugün tiksindiğimiz onunla beraber bizi orada besledi. İyi dikkat edin şimdi. Orada iki tane çocuğun olduğunu düşün. İkiz oluyor ya bazen. Bunların bir tanesinin iyi çocuk, öbürünün de yaramaz çocuk olduğunu düşünün. İyi çocuk yaramaz olana diyor ki, ya bir dur da bir rahat dur ya, 2 dakika bir dur. Rahatsız etme, tekme atma, eline kovma hakim ol filan diyor iyi olan. Yaramaz olan çocuk da, ya bir git ya diyor, ne güzel işte hayat, güzel suyun içerisinde, ooo yat yuvarlan diyor ya, ne yapmaya çalışıyorsun filan. Bunların ikisinin konuştuğu diyaloğunu canlandıracağım size. İyi olan çocuğu imanlı kişiye benzetin, kötü olan, kötü huylu o çocuğu da imansıza benzetin, dünyadaki halimiz bu. İyi olan kötü olan diyor ki, ya bak burada bizim 9 ay bir süremiz var, 9 ay sonra dünya denen bir yere gideceğiz. Şurada bir 9 ay adam gibi durdum uslu bir şekilde, yaramazlık etme, adam ol, gittiğimiz zaman dünyada bak orada her türlü nimetten istifade edeceğiz. Anne karnında sağlam, sakin durmanın bedelini dünyada fazlasıyla alacaksın. Yani rahat bir doğumla, şunla bunla orada nimetleneceksin. Sen ne diyorsun ya? Sanki sen gittin dünyaya geldin de biliyorsun. Ne dünyası ya? Burada bak ne kadar rahatız. Ekmek elden, su gölden. Hiçbir sıkıntımız yok. Hatta annemiz bizi koruyor. Dışarı şiddetten, şundan bundan her türlü. Canımız ne çekiyorsa bir mesaj gönderiyoruz anneye, hemen aşk geliyor. Hemen gidiyor, o bulunuyor, alıyor, geliyor bize. Canımız ne? Bu kadar rahatlık varken ne dünyası ya? Dünyada nasıl bir şey ya? Yok kardeşim öyle değil. Dünyada öyle nimetler var ki, dünyada bir kere gözlerimiz açılacak. Gökyüzü masmavi göreceğiz. Suyun tadı ayrı, elmanın, ekmeğin, armudun, meyvelerin lezzetleri farklı. Farklı farklı lezzetler tadacağız orada. Orada anne karnı gibi değil, koşup eğleneceğiz, gezeceğiz. Böyle nimetlere gark olacağız. Öbürü hala ısrar ediyor. Ya konuşma ya, olur mu öyle şey? Bizim bugün dünyadaki Müslüman'a ahiret diye anlatıyorsun. Yarınki huzur mahşeri anlatıyorsun. Kafasında şüphe var. Ya dünyaya baksana diyor. Ekmek elden, su gölden ne kadar rahat. Gittin de geldin mi ne biliyorsun diyor. Ahirete gidip de geri gelen var mı? Nereden biliyorsun diyor. Uzatmayalım, 9 ay yaklaşıyor, sancılar başlıyor. Yani ölüm döşeği gibi düşünün dünyanın. Sancılar başlıyor. O hani o yaramazlık yapan insanda telaş başlıyor, telaş. Evet bu denenler doğruymuş, bir yola girdik gidiyoruz. Ne olacağız şimdi, hiçbir hazırlığımız yok. Peki bunları bilen insanın ölümü nasıl olur? Hazırlık neydi? Bunların başına geleceğini biliyordu. Nereye gideceğini biliyor. Nelerle karşılaşacağını biliyor değil mi? Dünyada Müslüman ölüme hazırlık ne olacak? Ölüm bir geçiştir. Ahiret alemine gideceğiz. Anne karnından dünyaya geldiğimiz gibi dünyadan da ahirete gideceğiz. Dünyaya geldikten sonra o çocuklar işte yaramaz olanın doğumu sancılı olur. Kolay olmaz. Öbürü de kolay doğar. Teşbih bu. Ve
dünyaya geldiler. Geldi bir baktılar. Ooo, hakikaten doğruymuş. Şimdi sorun. Bu çocuklara desek ki, büyüdü geldi 10-15 yaşına veya bizim yaşımıza geldi. Arkadaş, hadi bakayım annenin karnına geri git, seni gönderiyoruz. Hangimiz gider? En beğendiğimiz, en güvenli ortam, ekmek elden, su gölden olan yere hangimiz gitmek ister? Hiçbirimiz. Oraya gidilir mi ya? Dünyaya gelmişiz, bak ne kadar güzel. Ahirete gidenlere de, hadi dünyaya gidin dendiği zaman, bizim ne işimiz var dünyada diyecek, ahiretin nimetleri dünyadaki nimetlerle tasvir edilecek basitlikte, ucuzlukta nimetler değil. Adam ahireti anlatıyor, elmadan örnek veriyor. Ya oranın elması buranın elması gibi değil ki. Oranın suyu buranın suyu gibi değil. Oranın havası, sen gittin gördün mü hocam? Gidip görmedim. Allah-u Teala örneğin yaşattığı bak doğu macizesinde diyor ki seni dünyaya ben getirdim. Sizi öldürecek olan benim, sizi yarın huzur-u mahşerde diriltecek olan benim. Bu bir örnek, herkese ama herkese istisnasız bunu yaşattığı halde dünyaya gelen insan ahireti şüpheyle bakıyor. Ya yoksa, hocam ben ölümü karanlık düşünüyorum, böyle kapkaranlık olacak, yani kapanacak, bitecek, öyle korkular var içinde, Müslüman çocuğunu söylüyorum. Kafalara fitneler ve çiviler çakılmış, ateist sorularıyla veya ateistlerin sitelerinde dolaşa akıl gitmiş, sonsuzluk, işte bitmişlik, efendim ne bileyim karanlık, oradan ötesi yok, giden gelen mi var vesaire bunlara bulaşmıştır. Bak gördünüz mü? Esasen Cenab-ı Hak bize bunları anlatmış, yaşatmış da ve gençliğin bu manada ahirete imanlı tamire ihtiyacı var, bu bir tespit. Bunları tamir etmeden anlatılanların anlaşılması mümkün değil. Allah'a imanın hakeza tamire ihtiyacı var. Allah'a iman etmenin tamire ihtiyacı var. Ahirete iman etmenin tamire ihtiyacı var. Kitaplara iman etmenin tamire ihtiyacı var. Bunların hepsi maalesef bizim yüzeysel manada içini dolduramadığımız bir inan silsilesi olarak gidiyor. En iyi savunduğumuz, en iyi tutunduğumuz bir ilkemiz var. Müslümanız. Bu kadar. Laf güzel. Hocam çok abartmıyor musun? Yok, aslında çok abartmıyorum. Verecek olduğum örneklerle bunları inşallah yavaş yavaş anlamaya çalışacağız. Şimdi geldik günümüze. Bu hak-batıl mücadelesinde önce insanların imanında bu tür gedikler açan batıl, bir takım kavramlar ve kavramların üzerinden insanları avucuna düşürüp, insanları bölerek, insanları ayrıştırarak, birbirleriyle mücadele ettirerek güçlerini zayıflatmıştır. Bu batılın bir stratejisidir. Aynı zamanda bu Firavun'un da bir stratejisidir. Firavun kavmini bölmüştür, bölüm bölüm paramparça etmiş, birbirine düşürmüştür, birlik olmasınlar diye. Bugünkü batılın en büyük vitrindeki söylemi Siyonizm. Siyonizm ne demektir? Siyonizm, Siyonizm diyoruz da Siyonizm nedir? Siyonizm bir sürü alt argümanları olan alt terimlerle bütün o alt yapıyla beraber bir hedefe doğru Yahudi toplumun dünya üzerindeki kutsal kendilerine göre kutsal çıkarlarına hizmetin adıdır Siyonizm. Yani Yahudileşmenin adıdır Siyonizm. Ama kültürel, ama ahlaken, ama başka şekilde. Bir şekilde seni değiştirip kendine hizmet amacıyla kullanmanın adına Siyonizm denir. Siyonizm, batılın bugünkü bilincin temel unsurlarından kullandığı argümanlardan bir tanesi. Ne demek bu? Bütün dünya ülkeleri, bütün dünyada olan toplumlar, ama çıkarları için, çıkarları da belli, yani işte bugün Orta Doğu'da Kudüs'ün yangın yeri gibi yanması var ya, merkezi orası olan ve kutsal vaat edilen onlar için toprakların içerisinde bizim Türkiye'nin de bir kısmının dahil olduğu, o hedefe doğru hareket eden her ne türlü yapı varsa bunlar Siyonizm'e yardım ederler, Siyonizm için çalışır, Siyonizm. Emperyalizm ikinci olarak, ne demek bu? Emperyalizm. Yayılmacılığı, bu Siyonizmin emellerinin yayılmacılığı her devlete nüfuz etmesi.
Yani öyle bir düşünün ki İslam ülkeleri bile emperyalist olabiliyor. Bir düşünün, Müslüman bir toplum da emperyalizme hizmet edebiliyor. Yayılmacı politikasıyla İsrail'e, Yahudi topluma bugünkü o vaat edilen kendi inançlarına, itikatlarına hizmet edebiliyor. Bak bunlar önemli şeyler. Emperyalizm, Siyonizm. Bunlar duyuyoruz ama ne bunlar? Bir gün yurt dışında bir konferansa gittim. Bunu anlatıyorum böyle, Siyonizmi anlatıyorum. Siyonistler falan, emperyalistler falan derken. Birisi kürsüye yanıma geldi. Hocam dedi, ya burada dedim o lafı çok kullanmasan dedi. Hangi lafı dedim? O Siyonist kelimesini fazla kullanma burada. Burası onların yeri. Başımızı ağrıtırlar. Ama adamların dibinde gidip adamlara saydırıyormuş, farkında değil. Dedim olsun ne olacak? Yani ne yapabilirler? Ya daha bundan başka ne yapabilirler? Neyimiz kaldı daha ne yapabilirler? Bir canımız kaldı anubarek, her şeyimizi aldılar. Her şeyimizi onlara biz kendimiz verdik anubarek. Ne yapabilirler? Bir canımız kaldı, onu da alsalar da Allah'ın huzuruna hiç olmasa ya Rabbi şehit olarak geldim derim lan. Başka bir şeyimiz kalmadı, kalmadı. Ya Rabbi hiçbir şey yapamadım ama kanımı senin uğrunda akıttım. Kalbimi senin uğrunda stop düğmesine bastım ve huzuruna geldim Allah'ım. Diyebilirim, başka da bir tutar dalımız yok. Kalmadı, kalmadı. Her şeyiyle kucaklarına oturttular bizi, her şeyiyle. Bütün namusumuz, iffetimiz, varımız, yoğumuz, her şeyimiz onların istediği çizgide devam ediyor. Aramızda devlet memurları var. Devlet memurları neye tabidir? Meşhur? Meşhur 657. 657 ne demektir? Devletin memur kanunu. Nedir bu? Devlet memura bir takım kurallar koymuş. Demiş ki sen bu devletin memurusun. Evet. 657. kanunun içerisinde alt maddelerinde, fıkralarında, şunda bunda düzenlemeler var. Mesela örnek. Üst amirinden izinsiz basın açıklaması yapamazsın. Örnek bir tane. Bir memur olarak herhangi bir yerde devletini kötüleyici bir açıklama yapamazsın. Yaparsan ne olur? Suç. Hemen gel 657'den savcılığa göndeririz. Hakkında bir sürü soruşturma. Aklansan da 4-5 sene ananı ağlatırız diyor özetle. 4-5 sene uğraştırırız biz seni. Böyle bir kanun. Bak bu kanun, size iyi dikkat edin. Siyonizmin dünya üzerinde bir 657 sayılı bir kanunu var. Onun yavrusu gibidir. Örnek, temsil. Siyonizm dünyada bir 657 koymuş. Bu teşbihdir. 657'ye bütün dünya ülkelerini tabi etmiş. Bütün dünya ülkeleri. Ve o dünya ülkeleri 657'ye tabi olduğu için Siyonizmin isteklerinin dışına çıkamıyorlar. Çıkamazlar. Çıkarlarsa diğer devletler o devlete yaptırım uygularlar. Yaptırım uygularlar, yani ceza keserler. Böyle bir yapının içerisinde Müslüman ülkeler de 657'ye tabidir. Onun için hep kahrediyoruz biz. Diyoruz ki ya Müslüman ülke, orada onca mezalim, zulüm oluyor. Orada şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor da ya bu Müslüman ülke nasıl tepki koyamıyor? Arkadaşlar, halk kendini yiyor da başındaki yöneticiler satılmış olduğu için yöneticiler o insanların, o halkın doğrultusunda tepkilerini ortaya koymadıklarından bu hal ortaya çıkıyor. Aslında halkın birçoğu, daha ben 2002'de Arabistan'a gittiğim zaman ki orada gördüm ben, halk başındaki insanlara karşı ciddi manada bir tepki var. Yani hiç kabul etmiyorlar. Hani bir zamanlar bizlerin de olduğu gibi, hiç bizi temsil etmedikleri gibi. Adamlar o kadar tepkiler ama o Siyonizmin 657'si var ya, Siyonizmin 657'sinin belli başlı kuralları var. Sen iktidar olamazsın. Bana yakın, bana hizmetçi adam bu ülkede iktidar olacak. Kural bu. Sen olursan seni oradan indirmenin ben planlarını kurar, yapar. Yine sana, senin elinle oradan aşağı indiririm. Siyonizmin tuzaklarından, kurallarından bir tanesi. Bütün ülkeleri bu şekilde bağlamış. Bütün ülkelerin içerisinde emperyalizmi kullanarak yayılma politikasıyla bütün dünyayı çok azı istisna kendine bağlamış, kendisine hizmet ettiriyor. Akıl hastanesine ziyarete giden birisi doktora demiş ki, ya hocam demiş,
bu hastaları demiş, neye göre akıllı deli, yani tasnifine tabi tutuyorsun? Kendi sana bilirsin, bunun akıllı veya deli olduğunu nasıl anlıyorsun? Kolay demiş, küveti su dolduruyorum, eline bir çay kaşığı, bir fincan, bir de kola veriyorum. Bu küveti nasıl boşaltırsın diye soruyorum. Ha diyorum, kolay diyor, güzel bir taktikmiş ya diyorum. Evet tabii. Yani kovayla küveti boşalttı yani, elbette ki yatırıyorsunuzdur hastaneye. Filan adamın el lafa giriyor. Yo hayır demiş. Küvetin tıpasını çekip de küveti boşaltmayan yatırıyoruz. Bize bir takım seçenekler sunuyorlar. Diyorlar bize ki, bu küvet bunu şu, şu ya da şunla boşalt. Üç tane hedef verdiler bize. Bunlarla böyle. Başka seçenek yok diyor. Var. Bırak benim aklımı özgür, ben o küveti nasıl boşaltacağıma ben karar vereyim. Hayır. Ben senin bu küveti nasıl boşaltacağına ben karar vereceğim diyor. Bize verilen seçenekler ve özgürlükler bir çay kaşığı, bir fincan, bir kova. Biz o çay kaşığı mı olacak, fincan mı olacak? Kova mı olacak, şu mu olacak? İçerisinde biz bir kısır döngüyle mücadele ediyoruz ve bunun adına da sözde cihat diyoruz. Yani çay kaşığı ile küveti boşaltmanın adına cihat diyoruz. Biz diyoruz. Allah öyle demiyor. Biz diyoruz. Eğer ki biz bu Siyonizmin oyunlarına ve tuzaklarına gelmeseydik, şimdi birazdan göreceğiz, ahlakın ve dinin bozulmasının da ayakları onlara dayanıyor. Onun neticesi olarak biz kitabımızdan uzaklaştırılmasaydık, Allah'ın mesajlarına bağlı ve sadık olsaydık, idrak etseydik, anlasaydık, biz o küveti ayağımızla devirir gerekirse onun verdiği seçeneklerin hiçbirine tabi olmazdık. Olmayalım için gayret ediyorum. Ve biz o küveti boşalttığımız zaman da oh be küveti boşalttım, hadi şimdi beni takdir et gibi ondan bile takdir bekliyoruz. Ama hepimiz akıl hastanesine yatırmışlar arkadaş. Hepimiz akıl hastanesindeyiz. Bize deli muamelesi yapıyorlar. Dışarıdan bize bakıp gülüyorlar arkadaş. 1,5 milyar İslam alemi var, 8 milyonluk bir İsrail 1,5 milyarlık İslam alemine kafa tutuyorsa bu neye benzer? Bu neye benzer? Bir akıl hastanesinde bir doktorun 100 tane, 200 tane akıl hastasını idare etmesine benzer. Sana akıl vermiyor, sendeki aklı alıyor, seni bir yere kapatıyor, ben seni yöneteceğim diyor. Dünyada batının şu anda gittiği yol kullar bu. Siyonizmi kullanıyor, emperyalizmi kullanıyor. Başka bunun araçları içerisinde bir sürü var. O sonu zimle biten neler varsa fazla uzatmadan özetle geçeyim. Materyalizm. Bunlar üniversitede çocuklarımıza öğretiliyor bunlar, bu tabirler. Ama nasıl öğretiliyorsa o çocuk çıkıyor oradan, onun ne olduğunu öğreniyor. Bu demektir bu yapı ama kuklası olup çıkıyor nasıl oluyorsa. Ya ne olduğunu öğrendim, bir gardını aldı ona karşı alamıyor. Materyalizm, maddeye bağlı gençlik. Şöyle söyleyeyim, maddeye dayalı olan içimizdeki manevi duyguları törpüleyip reel, sadece gerçekçi bir nesil ortaya koyuyorlar. Sadece gerçek, reel, gözünün gördüğü ne varsa o. Gözünün görmediklerini bırak, boş ver onları. Sadece gözün. Bu şekilde daha böyle somut, daha maneviyatı boşaltılmış, suyu çıkartılmış, posası kalmış bir nesil ortaya koyuyorlar. Bunlar. Başka kapitalizm. Kapitalizmden çok çekiyoruz. Kapitalizme hepimizi kaptırmışlar, paranın kulu, kölesi yapmışlar bizi. Bak bunlar hep Siyonizme hizmet ediyor. Bu yollarla bizi bizden aldılar. Bu yollarla bizi Müslümanlığımızdan ettiler. Bu yollarla bizi imanımızdan ettiler. Bu yollarla bizi İslamlığımızdan uzaklaştırıyorlar. Kapitalizm ne demektir? Paraya dayalı sistem, parayla her şey satın alınır, bu kadar. Bunu bizim kafamıza çaktılar. 5 yaşındaki çocuk da parayı tanıyor, çocuğa parayı verdiğin zaman alıyor, elinden parasını aldığın zaman ağlıyor. Paranın gücüne 5 yaşından itibaren ölünceye kadar bizi inandırdılar. Hem de çok komik bir şekilde inandırdılar. Bir kağıt parçasına değer atfettiler, para bu dediler. Bir kağıt parçasıyla beraber bizi kandırdılar. Şimdi Müslümanların en sık sorduğu sorulardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Hocam, Bitcoin denen o para birimi var ya, biliyor musunuz onu? Sanal para. Bitcoin almak caiz midir hocam?
Ya kardeş, sen kendi koyunluğuna yan. Bırak milletin koyunlarını ya. Sen kendi koyunluğuna yan. Bitcoin denen o sanal para 1988'de Ekonomist dergisinde kapak yapılmış. Adam 88 yılında Bitcoin'in adımlarını atmış ve hedef 2018 demiş. Oradaki kapakta. Oradaki kapaktan 2018'in tarihini vermiş. Elindeki kağıt parçası olarak değeri alınmış kağıt parçası ya. Ben buna 200 euro dedim. Bitti bu 200 euro, al bunu dedim. Ama bu kağıt 200 euro. Ya bu kağıt parçası, hayır o 200 euro. Diye şimdi o 200 euro oldu. Bir 100 dolar verdiler bize, bak bu 100 dolardı dediler. Senin olanı değersiz kıldı, kendini dayattığı kağıt en değerlisi oldu. Şu anda yeryüzünde bu kağıtlar en kıymetli kağıtlar, öyle mi? Evet. Bak bunlar hepsi bir tezgahtı, kapitalizmin oyunuydu bunlar. Kapitalizm oyunlarıyla, kapitalist algılarla bizi bunlara hizmet eder hale getirdiler. Paraya öyle bir taptırdılar bizi ki, parayla her şeyi yapabileceğimizi bize aşıladılar. Televizyonlardaki o yarışmalar boşuna değil. Televizyonlardaki o bilgi yarışmaları da bir amaca hizmet ediyor. Sonunda büyük ödül var. Bu şu 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 soruları bilirsen sonunda büyük ödül var. Hep paraya dayalı. O parayı alabilmek için her şeyimizi ortaya koyduk. Her şeyimizi ortaya koyduk. Her şeyimizi ortaya koyduk. Söylemek istemiyorum ama babası kızıyla televizyonda 70 milyonun önünde dans ediyor, dans. Anası da oğluyla dans ediyor, dans yarışması. Birinci olacağız, bilmem ne ödülünü alacağız. Kapitalizmin tuzağına, paranın tuzağına bu şekilde girersen ahlakınla beraber yok olur gidersin. Bunları biliyorsunuz, bunların teferruatlarına girmeyeceğim. Ben sadece bir tehlikeye dikkat çekiyorum. Şimdilerde tesettürlülerin ümidini kestiler. Bu kapitalistler, bu siyonistler, bu emperyalistler hepsi aynı amacı izin ediyor. Sabatayıcılar diye bir de şey var, Yahudi severciler. Onlar bizim içimizde zaten. Onlar bizden olup da Yahudi olanlar. Bunlar şu anda tesettürlülerden ümidi kestiler. Onlar tamam çantada keklik diyorlar. Şimdilerde televizyonlarda O Ses Türkiye yarışmasında çarşaflı kadınları artık ekranlara çıkartıyorlar. Algı başladı. Yarın çarşaflı kadınlarımız da kızlarımız da bugün çok özür diliyorum. Yani aramızda varsa da üzerine alınsın. Leylek gibi giyinen tesettürlü kızlarımız var ya, leylek gibi. Aşağıdan pantolon, yukarıdan esas tesettür 10 numara falan. Bilmeyerek bunu yapanlara sözüm yok. Ama bilerek bunu yapan, bu tuzağa girenler, bu modaların kurbanı olanlar, bu akımlara girip de tesettürü allak bullak edenler, gerçek manada tesettürü takan, tesettüre bürünen insanları toplum içerisinde rencide eden bu insanların vallahi billahi yarın huzur mahşerde tesettürleri bir hiçtir ve Cenab-ı Hak bunun hesabını onlardan soracaktır. O kadar daracık kıyafetle vücut hattını ortaya koyup da sadece başını kapatman değil mi tesettür ablacığım? Bak siyonizm bir talimat verdi. Bu bütün ülkelerde böyledir. Yani biz bundan 40 sene önce, bundan 30 sene önce Almanya'ya gerçek manada tesettürlü bir insanın girmesi mümkün müydü? 40 bin tane delikten elekten geçirirlerdi, giremezdi. Ama şimdi tesettürlere hiçbir sıkıntı yok, giriyor dolaşıyor. Bak ülkemizde başörtüsü yasak. Şimdi serbest. Yasak olduğu dönemdeki insanlar olsaydı halen daha yasaktı. Yasak olduğu zamanki insanlar yok, başörtü serbest. Yani başörtüsünü serbest kıldılar, dediler ki bu insanlardan artık bir cacık olmaz. Bugün taksınlar artık başörtüsünü. O derece içimizi boşaltıyorlar. Televizyonlardaki bu bilinç altı, şuur altı programlar neslimizi mahvediyor. Mahvediyor, mahvediyor. Kendi çizgisine gelen boş bir kafalı nesil olduğu zaman ondan sonra da seni kullanıyor elde edebilmek için. Ne istiyorsun? Tesettür buyur al. Başka ne istiyorsun? Onu da daha çünkü onun için tehlike arz etmiyorsun. Onun için tehlike arz etmiyorsun. Çünkü tesettürünle 70 milyonun karşısına çıkıp moda programlarına katılacaksın. Yani onun oldun artık. Olursun, ona hizmet ediyorsun. Tesettürlü bir sektörde ayrı bir sektör. Yani sonuçta sektöre bir heyecan getirecek, farklılık getirecek. Dolayısıyla olsun niye olmasın ki? Onun da modaları çıkmaya başladı. Onun da bir takım şeyleri böyle televizyonlarda yarışmaları, şunları, bunları.
Aa kardeşlerim ah, evli kızlarımız yeni evlenmiş, 2-3 aylıkken televizyonlara çıkıp, Show TV'lere, gündemlere çıkıp da evleniyorum, gelinim olur musun bilmem ne programlarıyla daha kocası kadını, karısını, eşini, helalini keşfetmeden 80 milyona keşfettiriyorlar. Siyonizm böyle bir şey. Anlamazsın bunu. Meşhur olacağım, öyle olacağım, televizyona çıkacağım gibi ufak tefek arpalarla büyük büyük varlıklarını, manevi varlıklarını alıp götürürler. Oradaki o çocuk değil hedef. Oradaki o tesettürün o programa alınması hedef değil. Çambaza bakıp yanılmayın. Hedef ne biliyor musunuz? Ekran başındakiler. O oraya gitmiş kuzu kuzu ayağıyla. O bitmiş. Onu kullanın sonuna kadar. Oraya gidemeyen gençliği, şuurlu gençliği dejenerasyona uğratmak. Asıl maksat bu. Asıl hedef bu. Hocam çek yata uzanıyorsun akşam. Ayaklarını dağıttın. Bir de kumanda uzaktan. Yani kalkıp da uğraşmıyorsun da. Uzaktan kumandayla tıkır tıkır zıppır zıppır hangi melaneti istiyorsan ama dini, ama insani, ama ahlaki ne varsa varlığımız hepsini tek tek oradan bize yok ettiriyorlar, boğduruyorlar, kendi elimizle mahvettiriyorlar. Ufacık bir çocuk var evde. Hedefleri biz miyiz, bizden sonraki nesil. Yani nüfuz edemedikleriyle uğraşmıyorlar fazla. Nüfuz edemediğine ne yapıyor biliyor musun? Yaşlı amcam gibi böyle dedelerimiz gibi. Bunları kandıramaz. Dini anlamda kandıramaz. Ahiret inancını sökemez. Camiden kom gene gelir. Tepe taklak başüstü at camiden de ki bir daha bu camiye gelmeyeceksin. Gene geliyor amcam. Amcalarım geliyor. Çünkü onların eskiden kalıplaşmış, kalıksalmış bir imanları var. Onu kolay kolay yıkamıyorlar. Ona saldıramıyorlar da daha çok yeni jenerasyonu hedef alıyorlar. Bozamadıkları insanlar ne oluyor? Ayak altında dolaşmasın bunlar. Ne yapalım? Yollayın bunları camiye. Başlarına da bir imam verin. İmam hiç kıpırdamasın. Sadece namaz kılsın. Başka bir iş yapmasın. En ufak bir aykırı konuştuğu zaman o imamı alın. Değiştirin. Bir sürü imam var nasılsa. Maaş veriyoruz. Mecbur sıraya girmişler. Ekmek kapısı. İmamlar çok. Sen buraya gelenlere, yaşlılara işte böyle idare et. Onları burada böyle oyala. Bize ayak bağı olmasın bunlar. Evden bunalanlar, karısıyla kavga edenler, teyzenin koptukları, gidecek yeri yok, kahveye gidemez, kumar oynayamaz, gözleri görmüyor, şudur mu? Ne yapacak? Camiye gideyim deyip gelenlere bakıcılık yap, imam efendi, bakıcılık! Burada bu sistemin yapılarından bir tanesi koymuş. Ve o imamı da o caminin içerisine hapsetmiş. Kapıyı üzerine kilitlemiş, içeride kaç kişiyseniz, ne halt ediyorsanız edin. Hiç umurlarında değil. Ama içerideki tebliğiniz yanlışlıkla kapıdan dışarı çıkmasın. Sokağa gelip benim ayağıma bağ olmasındır. Siyonizmin gayretlerinden, amaçlarından bir tanesi. Caminin içerisinde 80 yaşındaki 80 safa ben cihadı anlatsam o 80 safın 80 yaşındaki 80 bin hacısının hangisinden siyonizm zarar görür? Hiçbirinden. Ama o camide iki tane delikanlıdan til til korkar titrerler. Hocam atma kafadan. Atayım sana Kudüs. Kudüs'e yaşlılar giriyor mu içeri? Giriyor. Belli bir yaşın altındaki çocuklar içeri girebiliyor mu? Giriyor. Genç, dinamik nüfus, dinamik nesil gençler, belli bir yaş aralığı gençler cuma namazına bile Kudüs'e alınmıyor. Siyonizmin korktuğu kitle bu. Siyonizm korktuğu kitle üzerinde bütün yaptırımlar uygulanıyor. Dikkat edin. Televizyonları en çok izleyenler o nesil, orta nesil. Ondan sonra camilere en az giden o nesil. Ve Siyonizm o nesille uğraşıyor. Modaya kurban o nesil. Çantada ayakkabı tutmayınca evden çıkartamadığın nesil o nesil. Dikkat buyurun. Bak tehlike ve tezgah görüyor musunuz? Hedef kitleye var. Hedef kitle benim anam değil. Anam çarşafın üzerine 10 tane daha giysin. Hiç kimsenin zoruna gitmiyor. Ama benim bacım, benim kardeşim, benim hanımım, benim kızım, genç dinamik olan şuur, beyin, aklı başında olana tahammül edemiyor. Orada dur. Orada dur. Bu siyonizmin bir oyundur. Alt enstrümanlarını saydım. Kapitalizm, emperyalizm, yayılma politikaları. Buna hizmet ediyor.
kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Yani üşüttüm, öyle de söz verdiğimiz için yola girdik. Geldik, daha da hastalığımı atamadım. Sabah iki, buraya gelirken de iki tane hap alarak geldim. Yani hiçbir konferans da olmaz ama ağız kumlu oluyor bende şimdi. Zor ayakta duruyorum. Onun için böyle ara ara su içiyorum, kusura bakmayın. Yok, gerek yok. Gerek yok, tamam. Şimdi, iyi oyalanabilmemiz için, kendileri bir şey yapıyor bir algısı verebilmek için Siyonizmin bize sunduğu güzellikler de var. Ne var? Bu insanları avucumuzda tutabilmek için onları güya bir şeyle oyalıyor, ona bir paye veriyor, paye, rütbe veriyor, rütbe. O rütbe itibarıyla, o paye itibarıyla sen de zannediyorsun ki adam oldun, bir şey oldun, toplumda bir yerin var, şuyun var, buyun var. Yani hep adamın tezgahının içerisinde bir mücadele veriyoruz. Adamın bize sunduğu imkanlar içerisinde bir mücadele veriyoruz. Feminizm bak. Ne demek feminizm? Feminizm, kadınların haklarını savunan bir şeymiş dünya. Ve bizim Müslüman ya, Müslüman kızlarımız, kadınlarımız da demokrasisini yapıyor feminizm. Lan ne olduğunu biliyor musun? Yok. Ya Cenab-ı Hak sana kadınlarının hakkını, hukukunu fazlasıyla vermiş. Toplumda seni en itibarlı noktaya koymuş. Ya Allah-u Teala seni yan yakınma vasfıyla dünyanın en şerefli mahluku zaten yapmış. Nesli senden idame ettiriyor. Bu şeref sana yeter de artar bile. Feminizm de neymiş? Kadınların haklarını koruma birliği. Biz kadınların haklarını koruyacağız. Bu tezgahla onları tam etmiş, bu tezgahla onları bir yerlere sürükleyip gidiyor. Feministler öyle hak hukuk savunurlar. Ondan sonra evlerinden dışarı çıkmayan, namuslarına, iffetlerine bağlı kalan, Müslüman olan kitleyle karşılaştıkları zaman onları hemen rencide ederler. Siz geri kafalısınız, siz yobazsınız, siz evden dışarı çıkmıyorsunuz, siz kocanıza hizmet ediyorsunuz, işte kocanız sizi sömürüyor, şöyledir, böyledir, laflarla, demagojik oyunlarla kendilerine adam almaya çalışıyorlar. İyi de Allah diyordu ki, onurunuzla, haysiyetinizle, evinizle, vakarınızla oturun. Bunu yapana sen gerici yobaz dedin de, bunu yapana bağnaz dedin de, bunu yapana bir isim takıp ev kadını dedin, aşağıladın da, senin çağdaş, modern, aydın dediklerin ekonomik özgürlüğüne eline alacaksın canım feminizmin dayatması. Ekonomik özgürlüğünü eline alan bir kadın, ben bu kocanın daha ne kahrını çekeceğim, onun da maaşı aynı, benim de maaşım aynı. Çok affedersin, ben eşek miyim, doğurup da buna çocuk büyüteceğim, hadi eyvallah diyor, çekip gidiyor. Kocasına kul köle ettirmediler helali hanımını, ama patronuna kul köle ettirdiler. Çalışanlara kul köle ettirdiler. Kapitalizme kızlarımızı, kadınlarımızı kul köle ettiler. Gerçekten acıdır beyler. Kocasına bir şey yapmıyor ya kocasına. Benim aklım var, ben işte ben döneyim, ben döneyim falan. Git patrona söylesene. Olur mu, o bana maaş veriyor? Efendim, tabii ki efendim, ne demek? Tabii efendim. Yarın sabahleyin erken gelmesin, tamam efendim geliyorum. Sabah namazına gidiyorum ya, sabah namazına. İçim çiz ediyor, o kadar bağrım yanıyor ki böyle. Namaza gidiyorum, şimdilerde biraz daha geç olduğu için çok sık denk geliyorum. Saat 7'de, daha gün ağarmamış, burada da öyle değil mi şu anda? Saat 7'de karanlık. Karanlıkta yol boyunca dizilmiş, yaş, boy. Güzelce ne podyuma çıkarıyor. Podyumda servisler onun için. Bazılarını geliyor minibüsler alıyor. Minibüsün içerisinde 3-5 tane adamın içerisinde 2 tane bayan atıyor. Efendim iş yerinin servisi canım. Servis yok. Ha tamam servis. O zaman iyi. Tamam gidebiliriz. Bakıyorsun bir tanesine geliyor son model araba alıyor. Genç 17-18 yaşındaki kızı. Adam geliyor son model arabayla alıyor. Arabasına gidiyor. Neymiş? Patron beni aldı. İşe gidiyoruz. Bunlar normal değil mi? Normal. Çünkü diziler öyle anlattılar. Diziler öyle anlattığı için bunlar normal geldi bizim neslimize. Normal. Kız çocuğu eve gelmiyor. Gece saat 12 olmuş. Babası o kadar rahat ki mesaiye kaldı. Kimlerle mesaiye kaldı kızım? Hanımın kimlerle mesaiye kaldı? A Müslüman! Ne uğruna bunlar? Para kazanmalı. Neden para kazanmalıyız? Çünkü taksit ödeyeceğiz. Taksiti bize yaptıran kim? Kapitalizm. İhtiyacın olmayan şeyi sana aldıran kim? Kapitalizm.
Seni borç batağına sürükleyen kim? Kapitalizm. Seni niye böyle yapıyor? İstediği gibi seni kul köle yapıp yönlendirmesi için. Yönlendirip Mescid-i Aksa'yı işgal ettiği zaman adam gibi bir yumruğun sesi çıkmaması için. Anlatabildim mi? Bunlar bak adamlar sistemli çalışıyor, sistemli. 1988 yılından bahsettim size. Bir para biriminin altyapısını kurmuş adam. Senin ahlakının altyapısını, dinamit koyma işini ne zamandan beri bu adam sürdürüyor? Haberin var mı? Biz daha düne kadar televizyona bakmak şeytan işidir, bakılmaz, yetilmez. Televizyon izlenmez, günaydın. Bankanın gölgesinde bak bak. Banka, buradan güneş vuruyor, bankanın gölgesi şurada değil mi? Bankanın güneş vurup da gölgesini yansıttığı yoldan geçersen günaha girersin diyen hocalarımız var. Bu hocaların şimdi televizyon kanalı var. Bankada bir sürü paraları var. Bak biz nelerle uğraştık. Adamlar kaç yüzyıllar sonrasında yatırım, hala sonrasında yatırım yapıyorlar. Bugün için politika yapmıyor bu adamlar. Yarın için yapıyorlar, yarın. Biz yarınımızı bir türlü dizayn edemedik. Oysa dünyada en çok okunan bir kitap var. Dünyada en çok okunan bir kitap Kur'an-ı Kerim. En çok okunan. Var mı öyle bir rekor kimsede? Yok. Peki dünyada en çok anlaşılmayan kitap? O rekor da bizde elhamdülillah. Bir haber olduğumuz bir kitap. Bize gelmiş ama içerisinde hiçbir şeyden haberimiz yok. Mesela sohbete başlarken okuduğum ayet, ya sadece şu bir ayeti mesela anlasak, idrak etsek, en azından cahilce de olsa birbirimizin boğazını sıkmayız be kardeşim. Ya eyyühellezine amenu ve iman edenler. Ve amilu salihat. Salih amel, doğru amel, doğru iş yapanlar. Doğru iş yapan adamlar mı oluyor aramızda? Üç kağıt, beş kağıt bildiğin millet birbirini kandırmanın, millet birbirini ayağını kaydırmanın peşinde. İmam, imamı şikayet ediyor. O bu camiden gitsin ben geleyim buraya diye. İmam lan o. Öğretmen öğretmenin kuyusunu kazar. İmam imamın kuyusunu kazar. İmam müezzin kavga eder. Müftü müftüyle cebelleşir. Bir acayip, bir tuhaf bir hallerimiz var. İman edenler ve salih amel işleyenler. Yani düzgün iş yapanlar. Allah rızası için iş yapanlar. Allah rızası için iş yapmak, bedava iş yapmak demek değildir ha. Bizi öyle kandırdılar. Bize dedi Allah rızası için iş yapmak demek, bedava bir şey yapmak demektir. Bedava yaparsın, sevaba girersin, azı Allah rızası. Ve böyle bir şey. Bir işin ücretini almakla almamak Allah rızası ile bir alakası yok. Bir işi adam gibi yapmaktır Allah rızası. Bedelini, parasını almak veya masrafını almanın Allah rızası ile alakası yoktur, alabilirsin. Hakkın neyse fazlasıyla alabilirsin. Ama işini adam gibi yapacaksın. Müslüman işini doğru düzgün yapmalıdır. Bak biz işimizi doğru düz yapmadığımızdan Allah rızasını biz üstümüzden çekti, kaldırdı. Hiçbir işimizi doğru düz yapmadık. Allah'ın rızasına nail olmak bu demek değildir. Allah'ın rızasına nail olmak, o işi doğru bir şekilde yapma gayretini önce ortaya koyacaksın. Doğru yapacaksın. Düzgün yapacaksın. Kısa bir örnek vereyim hemen. Bir gün caminin altında böyle bir odamız var. Orayı boya yapacağız. Ki yaşlı amcalarından bir tanesi dedi ki ben yaparım dedi. Ben boya işini anlarım. İyi tamam. Ben o ölmüşlerimizin hayrına ben boyayayım ben dedim. Sen hocam bana malzemeyi al gel. İyi tamam ne yapalım. Kırmadık açık ya. Ölmüşlerin hayrına bir iyilik yapacak. İyi. Benim niyetim yani parasını da vereceğim yaparsan düzgün yap. Parasını da vereceğim. Ama onun niyeti o değil. Hayrına yapacak. Şu malzemeleri aldım. İyi aldım geldim ben buradan. Diyelim ki 500 lira malzemeyi verdim. Verdim ona malzemeyi. İki gün sonra baktık. Bitirmiş. Amcam bitirmiş ama tavanda harita çizmiş. Bütün fırça izleri belli. Boya düzgün olmamış. Bir tuhaf bir rezillik olmuş. Ama kalbini de kıramıyorsun. Bir şey de diyemiyorsun. İşte hayrime yaptı ya. Para da istemiyor ya. Tabii Allah razı olsun. Hadi yolladı bunu gitti. Arkasından boyacıyı çağırdım. Boyacı geldi baktı. Hocam dedi bunun altında kireç vardı. Kireçin üzerine siz yağlı boya neyse artık boya sürdünüz o dediği boyadan. Bu bununla beraber bağdaşmaz. Dolayısıyla bu düzelmez. Bu tavanın komple kazınması lazım. Yeniden buraya boya vurulması lazım. Bizim 500 liramız gitti Allah rızası uğruna. Yeniden bir daha malzeme aldık mı boyacıya 1000 lira 1500 liralık. Çünkü onu da söyleyecek işçiliğiyle beraber. İşçiliğimiz de arttı. Hasılı kenap 2000 liraya, 500 liraya olacak işi 2000 liraya mal ettik.
hacında ölmüşlerinin rahmetine gitti zannediyorum. Bilmem ne oldu onun ölmüşlerine. Eğer bu rahmet onun ölmüşlerine gidiyorsa bu gazapta gitmiştir herhalde. Bak Allah rızası demek ne demektir anladınız mı? İşi düzgün ehline ver veyahut da adam gibi yap. Bu Allah rızası için iş yapmak demektir. İşte Allah bunu söylüyor. Ve iman edenler ve işlerini adam gibi yapanlar. İşlerini düzgün yapanlar. İşin neyse o. Ama şu var. Hocam ben işimi çok doğru ve düzgün yapıyorum. Nesin? İşte şu devletin şu kurumunda şöyle bir memurum. Amacın ne? Çünkü kanun da belirtmiş ya şundan şundan şunları yapıyor. İyi de bunun Müslümana faydası yok. Yani yaptığın iş Müslümana zarar. Böyle bir yerde işini adam gibi yapıp da övünme bunlar. Ama Allah'ın rızasına uygun olan yerde işini adam gibi yapmak zorundasın. Yâvebiz nâminu mâmin-i sâlihâti seyyece'alû lehumur rahmanu huddâ. Kalplerinde Allah sevgi ve merhamet bağı yaratır. Ne kadar güzel bir ayet değil mi? İman edeceksin, salih amel işleyeceksin. Yani düzgün iş yapacaksın. Allah diyor ki ben de sizin kalbinizde sevgi ve merhamet bağı yaratacağım. İki Müslüman bir kilometre yoldan birbirini tanır. Hiç görmeseler kalplerinde merhamet vardır, muhabbet vardır. İki insan birbirini hiç tanımasalar bile sırf Müslüman oldukları için birbirlerini bağrına basarlar. Bir muhabbet tesis eder Allah. Bu ayetin tecellisini. Öyle mi? Öyle. Biz bu ayetin tecellisini para toplarken çok yaşıyoruz. Herhangi bir derneğimiz, vakıfımız, cemaatimiz, tarikatımız, şuyumuz, buyumuz var ya bizim o bin bir tefrikan içerisinde. Gidip bir yerde para isterken, Allah razı olsun 5 lira yavrumuz var, okuyor, öğrenci kimse. 5 lira ver ablacım, 10 lira ver teyzem ya filan derken, kimdir, ne çıktı hiç bakmıyor. Başı açıktan başı kapalıya kadar, o tarikattan bu tarikata kadar, şu cemaatten bu cemaate kadar, herkesten istiyoruz. Burada birlik var. O topladığımız yardımı taksime geliyor sıra, harcamaya geliyor sıra. Ya yan taraftaki binadaki aynı hizmeti gören diğer vakfın çocuğuna bir çikolata almıyor ya o parayla. Bizim cemaatten olanlara dağıtıyoruz. Parayı alırken farklı farklı bak orada ayrım yapmıyoruz. Ama o parayı taksim ederken o hayrı hasenatı yaparken sadece bizim Müslümanlığımız diyoruz. Öbürün Müslümanlığı değil. O bizden değil. Peki o zaman aramızda sevgi ve merhamet bağı var mı? Olmuyor işte. Olmuyor bundan oluyor. Bak çünkü salih iş yapmıyorsun. Adam gibi iş yapmıyorsun. Adam gibi iş yapmadığın için zaten Allah'a iman başta söyledim. Adam gibi iş yapmadığından dolayı da Allah seni iki tarikat, kardeş tarikat olarak birbirine kırdırıyor. Muhabbeti alıyor orada. Muhabbet yok, sevgi yok, merhamet yok. Yeseler birbirini doymazlar. Bak bugün halimiz bu. Bunlar konusunda bizi Allah uyarmış mı? Uyarmış. Ama biz tefrikayı rahmet olarak algılamış mıyız? Algılamış. Yani bölünmüşlüğü parçalanmayı biz rahmet olarak algılamışız. Yani bir dernek misiniz? Bir tarikat mısın? Bir vakıf mısın? 5 tane olursan daha bereketli olacak diye anladım. Her tarafa şube açtım. 10 tane olduk, 15 tane olduk ama kalitemiz düştü, kalitemiz. Kalitemiz düştü. İmanımızın da kalitesi düştü. İnsanlığımızın da kalitesi düştü. Hasılı kelam hiçe sayılır. Bölündük, parçalandık. Yutulması kolay lokmalar haline getirdik ve geldi. Bunlar Siyonizmin planlı, programlı hareketleri. Ne oldu, ne kadar oldu? Vaktimiz var mı? Bunalttın mı? Sıkıcı mı gidiyoruz? Bunların bir tanesi bitireyim, son iki tane kaldı, onu da söyleyeyim. Ateizm, bugün en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Keşke kıskacına almış olan ateizm. Yani dinsizlik. Bu da Siyonizmin alt argümanlarından bir tanesi ve Siyonizme hizmet ediyor. Gençlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz da maalesef bu tezgahlara kapılmışlar. Nasıl kapılmışlar? Bakın, savaşlarla, güçle, silahla biz bu milleti mağlup edemiyoruz. Bunu biliyorlar. Bunu birçok yerde onlara gösterdik. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, benim nenem aldı baltayı eline, Rus askerine karşısına durdu, karşısına. Elinde silah olan Rus askerine baltayla beraber üstüne yürüdü. Biz bu milleti mağlup edemeyiz. Oraklarla, baltalarla, kadını, kızı gelip bizim karşımıza duruyor. Ve biz bunları geçemiyoruz. Çanakkale'de geçemediğimiz gibi. Ne yapmamız lazım? Bizim önce bunların elinden, bunları birlik yapan, bu gücü veren kaynaklar neyse onları tutup almamız lazım. O kaynak nedir? O kaynak elimizdeki birleştirici, en süper tutkalımız olan Kur'an-ı Kerim ve içeriği ve ahlak kuralları. Allah'ın emirleri.
Onu boşaltmamız lazım. Onu ellerinden almamız lazım. Ama ellerinden alamayız bunu. Ona çok bağlılar. Ona çok hürmet ediyorlar. Ona çok sıkı bağımlılar. Kur'an'da hiçbir Müslümana benden aşağı tutturamazsın. Evinde en güzel yere koyarlar. O kadar saygı ve hürmet gösterirler. Ama içindeki mesajları ayaklarının altına almasını o Müslümanlara yaptığını olarak uygulamalıyız. Uyutarak mı yaparız? Morfin mi veririz? Uyuşturucu mu veririz? Ama bu Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşması lazım. Kur'an'ın içeriğinden uzaklaşması lazım. Mesajlarından uzaklaşması lazım. Nasıl yapacağız bunu? Televizyon çok güzel bir araç. Televizyonla Çanakkale'de geçemedikleri evlerimize çanak antenlerle geldiler oturma odalarımıza kadar. Oturma odamıza koyduk baş köşeye. Hem de onca para verdik kapitalizm tuzağına girerek. İnce silim ekran bilmem ne özellikli diye aldık, baş köşeye koyduk. Akşam olduğu zaman açıyoruz, bütün hayat duruyor, evde oturuyoruz, başına kilitleniyoruz. Oradan bize zehrini akıtıyor. Bazıları televizyon evine koymuyor. Bazıları televizyonu açtırıp kumanda elinde kapatıyor. Peki bunlara nasıl nüfuz edeceğiz? Teknolojik anlamda ilerlemenin de vermiş olduğu etkiyle hızla teknoloji hangi yönde kullanırsa o yönde sana hizmet eder canım. Sen iyi yönde kullanırsan iyi yönde sana hizmet eder. Teknolojiye karşıyız anlamı taşımaz mı? Ama teknolojiyi onlar kendi çıkar amaçları için çok iyi kullandılar. Cep telefonlarıyla televizyonun başına oturtamadığı gençliği yatağının içerisinde gece 3'e kadar 2'ye kadar mahpus haline getirdiler. Beynini aldılar. Telefon ekranıyla. Telefon ekranıyla. Çocuk burada bir ufacık ekrana bakıyor 10 santim 10 santim ama çocuk yok ortalıkta. Oradan doğru gitmiş 10 santim içerisinde gitmiş çocuk gitmiş. Hiçbir şey yok çocuktan geriye kadar. Eve çocuk eve misafir geliyor çocuk ihtilam etmesini artık bilmiyor. Neslimiz artık bu hale gelmiş. Ne yapıyor orada peki? Orada onları topluyor. Topluyor onları orada. Belli başlı kurumlarla, bir takım işte kanallarla, şunlarla, bunlarla o gençleri topluyor, topluyor. Oradan yıkama operasyonu, beyin yıkama operasyonu devam ediyor. Olmadık şeyleri çocuğun aklına sokuyor. Hiç gereksiz şeyleri çocuğa, bugün de herhalde değil mi? Evet, bugün konuştuk. Bir oyun çıkmış, oyunda her şeyi çocuğa söylettiriyor, yaptırıyor çocuğa. Oyunun sonunda çocuk öyle bağımlı oluyor ki mesela, komut veriyor ona, git şimdi diyor intihar et. Çocuk gidip intihar ediyor. Vakaları varmış dediler çocuk dışında. Biz bunu konuşuyoruz ya, konuşurken aramızda bir tanesi diyor ki benim evde internet yok ya diyor, ben o konuları attım. Onun çocuğu diyor ki baba oyunun ismi bu değil mi bu? Çocuğu biliyor onu, o bizim bahsettiğimiz oyunu evimde internetim yok diyen adamın çocuğu söylüyor bize. Daha da anlatacak çocuk susturulur. Çocuk yani 8-9 yaşında herhalde, 10 yaşında bir çocuk. Bak evinde internet yok diye hava atıyorsun ama o çocuk bir yerden buluyor. Nasıl buluyor biliyor musun? Siyonizm öyle bir akışkandır ki bu gece Türkcell'i kullanın Instagram'dan bilmem Periskop'tan, Cart'tan, Curt'tan canlı yayın yapanlara bu gece sabaha kadar bedavaca çocuğunun eline bu özgürlüğü verin ki bu gece yapacak olduğunuz pis melanet ne kadar rezilliklerimiz varsa yayın yayınlayın ki diğerlerinin de ahlakı bozulsun, özensin size, hayat buymuş desin, bu ne sıkıcı bir hayatta yaşıyormuşuz ya desin diye ücretsiz bilavede sabaha kadar. Al size reklam. Ha şimdi gidin yayın yapın. Aa bu gözler neler görüyor size bir anlatabilsem var ya. Bu kulaklar neler duyuyor size bir anlatabilsem var ya. Keşke hiç keşfedilmeseydim de o caminin köşesinde orada gelene vaaz etsin. Neler neler yazıyorlar bana bir bilseniz var ya. Ben ümidimi tamamen yitirdim. Bitti bitti diyorum ben. Bitti. Bu toplum bir daha geri gelmez. Ümidimi nereye bağladım biliyor musunuz? Allah'ım inşallah günah yazmaz bana ama ben Allah'ın siz Rabbinizin Allah'ın dinine gerekli ihtimamı göstermez. Onun elinden tutmazsanız Allah sizi yok eder. Onun dinine gerekli ilgi ve hassasiyeti gösterecek başka bir toplumu getirmekten aciz değildir. Ayetine ümit bağladım. Yani bu kadar dejenerasyon, bu kadar neslin bitmişliği, yok olmuşluğu, şuursuzluğu, bilinçsizliği kahrediyorum. Sorulan sorulardan kahrediyorum. Sorulan sorulardan anlıyorum. Üniversite okuyor ya, üniversite. Üniversite okuyan öğrenci, üniversite 3. sınıfa giden bir öğrencinin sorduğu soru ya bakıyorum, kahrediyorum. Bu çocuk bir sene sonra çocuk yetiştirecek ya. Hiçbir şey yapmasa bile en kötü ihtimalle kadın olursa çocuk yetiştirecek ya.
bunu yetiştirdiği çocuk ne olacak diye kahrediyorum ha. Hocam, ciddi manada sorulmuş ya. Tansikli suyla gusül abdesti alsam olur mu? Tansikli suyla gusül abdesti alsam olur muyum? Soruya çevirip de bunu sorabilecek kadar bu insanların beynini nerede yitirmişler ya? Ya bu insanları nasıl bu kadar uyuşturmuşlar? Nasıl bu kadar kendi saflarına almışlar da Kur'an'dan uzaklaştırmışlar? Nasıl biz bu kadar Kur'an'dan bir haber olduk? A Müslüman! Kur'an'dan uzak kalmak bir yana. O boşluğu doldurmak için de bir sürü uydurma hurafeleri onun yerine koymuşlar. Yani bir tanesi Mevlid. Önümüze Mevlid okuyor. Önümüze Mevlid okuyor. İster kızın bana ister kızmayın. Zerre kadar faydası yok. İslam'la da alakası yok bunun ya. Ama bunu yapmaktan keyif alıyoruz. Zevk alıyoruz. Niye yapan ayrı rantçı, yaptıran ayrı rantçı, o oraya gelip oturanlar da oturduğumuz yerden cennete gidiyoruz hesabında, ondan ayrı kandırılıyoruz. Ben babam haber, babam öldü. 3'ü 5'i 7'si 40'ı falan bunlar yok ya, yani bunlar girmiyor mu? Bunlar biliyorsun zaten. Bu gibi uydurmaların günlerini takip ederek o günlerde önümüze Mevlid okuyordu. Ne oldu Mevlid okuduğunda? Önüne bir şey mi gitti? Ben bununla ölümü cennete göndereceğime inandırıp istedim. Bizi cennete göndereceksin. Ya iyi ya, senin bu hareketini gören çocuğun niye olsun? Ölünce orada birileri okur gider. Ya ben ölünce benim arkamdan birisi beni cennete koyamaz. Bitiyor, perde kapanıyor. Kur'an'ı okursak, Kur'an'a bakarsak bunları göreceğiz. Dolayısıyla ölmeden önce sağ olan adama ne okuyacaksan oku. Ama sağ olan adama oku, öyle adama değil. Git Kur'an'ı oku. Allah'ın kelamını anlat. Annene ölmeden ölüm döşeğindeyse bile git Kur'an'ı oku. Bakın aleyhissalatü vesselam, Resulullah Efendimiz ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz demiştir. Bunu bile ölenlere Yasin okuyuna çevirdiniz. Ölmek üzere olana değil oku diyorum, ölmek üzere. Aklı başında, şuuru başındayken ölmemiş olanlara, hayatta olanlara okuyun dediği hadisi Türkçe'ye çevirirken, meal yorum yaparken, işte baskılardan baskıya giderken, atlarken, atlatırken, şöyleyken, böyleyken çevirdik, devirdik, öyle yapılan okuyun diyor. Bak bizim en temel sorunumuz bir kere, bu adamların ellerinden Kur'an-ı Kerim'i alacağız dediler ya, aldılar. Onu başardılar. Üzülerek söylüyorum, başardılar bugün. Çok az bir kısım kalmış, çok az bir nesil kalmış. Şu anda uğraşıyor, cebelleşiyor onu bırakmamak için ama onun dışındakiler çoktan Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştılar artık. Mesela bu akşam, bu gece yılbaşı kutlayacak olanların kahir ekseriyetini çevir yoldan akşam, kardeşim sen Müslüman mısın diye sor, elhamdülillah Müslümanım dersin. Elhamdülillah Müslümanım der ama, elhamdülillah, elhamdülillah demezsin. Elhamdülillah Müslümanım dersin. Anlatabildim mi? Yani sunni böyle saman gibi daha şeyi tam tabiri oturacak şekilde zombi bir nesil oluşturdular. Zombi bir nesil, zombi. İçin yani ne hedefinin ne olduğu belli, ne gayesi belli, ne amacı belli. Bir sanal ortamın içerisinde kendini salmış ve idealleri olmayan, sonu nereye gideceğini bilmeyen bir gençlik, Kur'an'dan uzaklaştırılmış bir gençlik. Kitabına hakim olamamış bir gençlik. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz elhamdülillah. Ama anlama noktasında gayretimiz çok az. Yani şu sorunun sorulması yanlıştır, sormayın bunu hocalarınıza. Hocam, Kur'an-ı Kerim'i mealinden okusam hatim yapmış olur muyum? Çok sorulur. Yapmış olur mu? Yapmış olur. Kur'an-ı Kerim anlamaktır zaten gaye. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup mealini dahi okusa, anlamını da okusa o insan hatim yapmış olur. Hatim ne demektir? Kur'an'ı baştan sona okumak demek değil. Bu adam Kur'an okumadı. Yani mealini okuyan Kur'an okumadı mı? Kur'an okudu. Dolayısıyla hatim yapmış olur mu? Olur kardeşim, olur. İlla Arapçası okuyup da sen bir şey anlamayacağın formatta olursa mı olur zannediyorsun? Değil. Anlamaktır onu. Yusuf Suresi'nin ilk ayetlerine bakın. Yusuf Suresi'nin ilk ayetlerinde Allah'ın kâle diyor ki biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki akıl etsinler, anlasınlar diye. Kime söylüyor bunu? Bir Arap toplumuna söylüyor. Araplara söylüyor. Peygamber Efendimiz zamanında dilleri Arapçaydı, Arapça konuşuyorlardı. Biz o Kur'an'ı Arapça indirdik ki anlayın, akıl edin, idrak edin diye. Dolayısıyla herkesin bunu anlaması birinci temel vazifesidir. Birinci temel vazifesidir.
bu kitabı anlayacak. Size bir mesaj gelse, oğlunuz askerde, askerde mektup gelse veyahut da sevdiğiniz kızdan bir mesaj gelse, merak edip açıp bakmadan ne kadar durursunuz? İlla ki merak edersiniz de oğlumdan mektup gelmiş mi? Ne demiş? Veyahut da bir çocuğunuzun başına bir iş gelse, Allah göstermesin. Ve daha sonra bir haber gelse, deseler ki size çocuğunuz benim elimde. Ama İngilizce bir metinle bunu yazsa, İngilizce bir yazı. İngilizce olarak yazıyor ki, we have got to bilmem çıldırın falan bir şey. Senin çocuğun bizim kızımız, kızın elimizde. Diye bir İngilizce metin. Ne yaparsın? Bunu bileni okutturman lazım değil mi? De, çocuğum kayboldu benim, çocuğum çalındı benim, çocuğum gitti. Benim çocuğum ismi geçen bir mektup geldi elime. Dolayısıyla ben bu çocuğumu bulmam için ne yapmam lazım? Bunu bilen birini okutmam lazım. İngilizce bilen birine dersin ki, ya bunu okumana bakayım ne diyor? Dedi sana ki diyelim diye okudu, tercüme etti. İnanır mısın? Bir kişiyle bırakır mısın? Bırakmazsın. Gidersin ikinci bir kişiye bu mektubu tercüme et, ne diyor bu diye okutturursun. İkinci kişi keser misin? Daha emin olayım diye üçüncü kişi, dördüncü kişiyi ararsın. Daha emin olayım nedir ne diye. Çünkü mektupta şu yazıyor. Çocuğun elimizde. Yarın saat 15'e kadar 15 bin lira parayla Korkut Elin merkez meydanına gelmezsen çocuğunu öldürürüz. Mesaj bu. İngilizce yazılmış. Şimdi bunu birisi tercüme etti. Daha yanlışlık yapmayayım. Hakikaten 15 bin lira mıydı? Yoksa ödemezse öldürecek mi, kaçıracak mı? Doğru belki tercüme etmemiştir. Bir kişiye daha, bir kişiye daha tercüme ettirirsin değil mi? Telaş içerisinde. Sen bunu İngilizce okuyup da tamam ben bunu okudum diye bir kenara koyar mısın? Anlama gayreti içerisine girersin. Anladın. Tamam ben anladım. Neymiş? Çocuğumu birisi kaçırmış. Yarın öğleye kadar 15 bin lira para istiyormuş. Götürmezsem çocuğunu öldürecekmiş. Tamam okudum anladım. Oturun ne olur. Tamam geri gidiyoruz. Oturun. Derse olur mu? Bu mektubu okumuş oldun mu şimdi sen? Anlamış oldun mu şimdi sen? Hayır. Gereğini yerine getireceksin. Ne yapacaksın? Bir yerlerden bulup buluşturup 15 bin lirayı Korkut Elin meydana gideceksin. Oradaki çocuğunu kaçıranlar kim derse falan. Onlardan çocuğunu kurtarıp alacaksın ki sana gelen mektubu şimdi okudun denir. Okudun, anladın, gereğini yerine getirdin. Biz Kur'an'ı sadece okuttuk, orada kaldık. Okuttuk, orada kaldık. Oradan öteye gitmedi. Yani İngilizce mektubu okuduk. Kızımızla, evladımızla, oğlumuzla alakalı kodların olduğu, çocuğunu nasıl kurtarırsın mesajının olduğu o mektubu okuduk, döndük bir daha okuduk. Döndük bir daha okuduk. Bir daha okuduk, bir daha okuduk, bir daha okuduk. Hala da okuyoruz. Ama anlamak namına hiçbir şey yapmadık. Bir yeminli tercümana gidip çözdürmedik. Bu ne diyor diye bakmadık. Yani meal okuyorsun. O mealler şöyledir böyle. Kardeşim oku ya oku. Oku. %100 Kur'an'dan bir haberin yok. En bozuğunu okusan %30 tahrip edilmiştir. %70 gene kârdasın. Oku da şu Kur'an'ından 3 tane kelime girsin kafana. Allah ne diyor abi bak. Allah ne diyor. Eğer Allah'ın ne dediğini bilmezsen, Kur'an'ın ana temasına sahip olmazsan seni her tarafa çekerler kardeşim. Her tarafa çekerler. Allah'ına da iftira ederler. Peygamberine de iftira ederler. Hiçbir şey anlamazsın bakarsın. Bak bugün bir sürü imkanlarımız var. Çocukların ellerinde telefonlar var. Bir sürü. Bunların kulaklıkları var. Takıl kulaklığı içerisinde MP3. MP3 formatında Kur'an-ı Kerim mealleri var. Meal. Kur'an-ı Kerim mealini koyun. Takın bunu kulaklığınıza. Koyun bunu cebinize. Otobüste işe gidene kadar bir Bakara suresinin mealini dinle. Ne bileyim bir Duha suresinin mealini dinle. Ne bileyim bir Yasin suresinin bir anlamını bir oku. Yasin suresinin anlamını oku da hayatta olanları okumak için mi? Ölülere okumak için mi? Onu anlarsın. Tak kulaklığı buraya. Entel zannetsinler seni. Sosyete zannetsinler seni. Müzik dinliyor zannetsinler seni yolda. Vay vay geçtik falan desinler. Sen oradan Kur'an mealini dinle kardeşim. Hiç olmazsa birazına vakıf ol. Ana temasını ve şablonunu yakalarsan Kur'an'ı, Allah'ına doğru imanı yakalarsın, Resulullah'ın doğru tanımasını öğrenirsin, Allah'a bizi anlayan, bizi bilen, şah damarından daha bize yakın, gönlümüzden kalbimizden geçenleri bilen bir ilah olarak iman edersin. Çok faydasını görürsün. Israrla bizi bunlardan uzaklaştırdılar. Israrla bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar, Kur'an'ın manasından uzaklaştırdılar, içeriğinden uzaklaştırdılar, anlamından uzaklaştırdılar. Uygulaması otomatikmen zaten pert oldu çıktı, uygulamasını da hayatımızda zaten uygulatmıyorlar bize. Arada sıyrılan 3-5 tane çıkıp da ben yapacağım edeceğim diye o aşamaları, o level'ları atlayan uyanık Müslümanları da son çare olarak balyozdan aşağı indirdiler.
Onların çünkü başka yolları da var. Bu tuzakları atlattığınız zaman orada da seni güç, kuvvet kullanarak yok ediyorlar. Amaçları bilince hedefleri güç değildir, kuvvet değildir. Dejenerasyonla, entrika oyunlarıyla dinin, inancın içini boşaltarak, anlamını yitirerek seni kendine kul köle yapıyor, seni kullanıyor. Bilinci hedef bu. Bunu yapamadıklarına şiddet uyguluyorlar. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Amerika'nın veya İsrail'in Türkiye'yi işgal edeceği masallarına, yalanlarına hiç inanmıyorum ben. Hiçbirisi gelip bizi işgal etmeyecekler. Çünkü zaten biz manen onlara hizmet eder hale geldik. Onlar için çok tehlike arz eder bir durumumuz yok. Biz manen zaten onlarınız. Onun için topraklarımızı alıp da bir yere götürmeyecekler. Topraklarımızın üzerine gelip konmayacaklar. Böyle bir korkum yok benim. Dış güçlerin gelip de Türkiye'yi istila edeceğinden dair bir korkum yok. Ama benim korkum, iç güçlerimiz ve iç dinamiğimiz bizim kendimizin çoktan kendi özgürlüğümüzü, varlığımızı, maneviyatımızı, maddiyatımızı, neyimiz varsa hepsini çoktan onlara istila ettirdik zaten. Verdik onlara zaten. Onun için bizi işgal etmeyecekler. Kimi işgal ederler? Nüfuz edemedikleri toplumları işgal ederler. Neresi gibi? Filistin gibi. Beyinlerini yıkayamadıkları, aşklarını, şevklerini kıramadıkları, törpüleyemedikleri. Dünyanın entrikalarına ve kendi oyun ve eğlencelerine adet edemedikleri neslin çoğunlukta olduğu yerleri istila ederler. Nüfuz edemedikleri yerleri istila. Ne gibi? Suriye gibi. Ne gibi? Çeçenistan'da olan oradaki istilalar gibi. Afganistan'da olanlar gibi. Yani kendi saflarına çekemedikleri insanları güç kullanarak istila ederler. Ama kendi safında, kendi hizmetinde olan insanları ödüllendirirler, taltif ederler. Sizin başınızda dururken sizi onlarla istila ederler, sizi onlarla kuşatırlar. Yıllar boyunca böyle olmuştur. Onlardan madalya almayı çok büyük övünç olarak gördük biz. Onlar bizi takdir ediyor. Kim o ya? O bizi niye takdir etsin ya? Bizi Allah takdir etsin, Allah. Bizi Rabbimiz takdir etsin, Allah'ımız takdir etsin ki bugünümüz de yarınımız da aydınlık olsun. Emperyalizmin, siyonizmin ana temasını oluşturduğu bir takım atlaya atlaya da olsa saydığım bazı yan kuruluşlarıyla bu hizmete, bu amaca hizmet eden bu oyunları bir Müslümanın çözebilmesi için Müslümanın kitabını okuması lazım. Bunların hepsine, tamamına birden biz ne diyoruz? Kur'an ne diyor? Hak, batıl mücadelesi diyor. Hak, batıl mücadelesi eskiden nispeten adil yapılıyordu. Hele bugün çağımızın da entrikalarıyla, teknoloji gelişimiyle filan hak, batıl mücadelesi maalesef adilane bir şekilde yapılmıyor. Şartlar eşit değil. Ben bir gündem oluşturdum, bu gündem üzerinde gidiyorum size. Dünya konjonktüründeki hak batıl mücadelesinin kılcal damarlarının içimize kadar nasıl nüfuz ettiğini anlatmaya çalışıyorum size. Ne kadar neyi anlıyorsunuz onu bilmiyorum ben. Yani ben acaba size hitap edecek bir konuşma mıdır onu da bilmiyorum. Aslında benim gönlümden geçen neydi biliyor musunuz? Benim gönlümden geçen şu televizyonlarda olan var ya, sorusu olan var mı? Bir soru sorsanıza böyle, o oradan bir soru sorsun, bu buradan bir tane sorsun. Sizin istediğiniz anlamda o seviyeye inmeyi isterim. Acaba nedir gündeminiz, neyi merak ediyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Yani biz bunları anlatıyoruz ama acaba halkın gündemi ne? Onun derdi ne? Onu ben de merak ediyorum.